Sayın Bakanım, Sayın Jandarma. Gün boyu Akşehir, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı ve akabinde şehrimizin güzide kulübü, tek kulübümüz, futbol kulübümüz Konyaspor'umuzu ziyaretten sonra burada olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Her insanın birbirinden farklı yanları, farklı yetenekleri var. Bu farklılıklar ise bir eksiklik değil, bizi biz yapan özellikler. Ve dünya tarihi birçok kez göstermiştir ki farklı düşünenler fark yaratırlar. Otizm ise bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın bazıları da nörobiyolojik farklılıklarla dünyaya geliyorlar. Sosyal etkileşimlerini engelleyen özellikler onları iç dünyalarında bazı sıkıntılarla baş başa bırakabiliyor. İşte SOBE Vakfımızın da çıkış noktası tam da bu. Otizmli bireylerin dertlerine derman olmak, onların ve ailelerinin omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmek, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun içindeki cevheri çıkarmak için emek sarf etmek, eğitimleri için maddi manevi destek olmak. Bunlar büyük hasletler. Tekrar ve tekraren Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Bugün varlığıyla gurur duyduğumuz merkezimizin çıkış noktası Selçuklu Belediye'miz tarafından 2011 yılında bir sosyal sorumluluk projesiydi. Her şey bu ulvi düşünceyle başladı. Merkezin inşası ise 2014 yılında tamamlandı. 8 yıl önce ise bu eğitim merkezinin bir gönüllülük ve adanmışlıkla sürdürülebilir kılınması için Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı kuruldu. 21 bin metrekare olan üzerinde inşa edilen ki şu anda 37 bine doğru gidiyor ve şu anda bu alanda Türkiye'nin en kapsamlı, en büyük merkezine sahip olan vakfımız çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Merkezimizde şu anda 102 öğrenciye hizmet veriliyor. Hatay'da açtığı 6 derslikte de 30 otizmli çocuğumuz eğitim görüyor. Otizmli çocuklarımıza hizmet veren bu tür merkezlerimizin önemi her geçen gün artıyor. Bizler zorlukların sevgi ve muhabbetle aşılacağına inanmış bir milletiz. Sabrın sonunun selamet olduğunu, her türlü güçlük ve mahrumiyeti azimle, gayretle, çalışmayla yenebileceğimizi biliyoruz. Otizmli bireylerin dertleriyle dertlenmek, onlarla hemhal olmak, hayatın her alanında yanlarında olmak, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu bilinç ve inançla inşa edilen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın manevi harcında öyle güçlü bir malzeme var ki, işte biz ona sevgi diyoruz. Bu sevgi öylesine özel, öylesine güçlü ki açmadığı kapı, aşamadığı bir engel yok. Sevgiyle ve merhametle yoğrulan bu anlamlı merkezde inşallah yaratılıştan ayrıcalıklı olan evlatlarımıza umut ve tebessüm olacak. El emeği bir Ebru çalışmasını sizlere takdim ediyorlar.
Teşekkür ediyoruz. Biraz geriye açılalım. Sayın Bakanım buradayım. Evet, hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Bakanım. Yardımlarınızı hep...